Arkadaşlar krom materyalimizi oluşturduk. Sifon düğmemizi oluşturduk. Klozetimizin kaplaması şuradaki kaplamayla aynıdır. O eksi olan anlatmıyorum. Şimdi bizim sahnemizde eksik olan şuraya bir çiçek koyacağız. Şu kısımda bir ya da şimdi burada aksesuar olur. İki aksesuar birbirine çok yakın olmasın. Bunlara dikkat etmek lazım. Şunun üstüne 3-5 aksesuar koyacağız. Şuraya koyacağız. Çöpten iken şuraya, şurada bir çiçek, şurada da bir çiçek olabilir. Şöyle bir açı düşünüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar. Çiçeğimizi de getirelim. Hazır bir çiçek modeli alacağız. Çiçek modellemek çok vaktimizi alacağı için o ekstra bir ders konusu. Açıkçası öyle belli edeyim. Söyleyeyim. Şimdi buradan güzel bir çiçek beğeniyoruz. Büyük bir çiçek de olabilir. Bir tane şunu alalım. Boş duracağını düşünüyorum. Okey. Şimdi top görünüşünden bu çiçeği nereye koyduğunu bulalım. Ara ki bulasın. Evet, şuraya getirmiş. Bakalım şimdi büyüklüğü bizim için önemli. Şöyle cama yakında yakın koyalım arkadaşlar. Evet. Şuradan yere de çok mu değmiş ya? Hemen bir şuradan bakıyoruz. Evet, bayağı bir yere yapıştırmış anası. Hatta bunu bir gruplayalım, oynatalım diye seçmek zorunda kalmayız. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir çiçek de maşallahı var yani. Sahnemiz için büyük. Bunu küçük bir küçültme yapalım ya. %10 bir küçültelim. %100 küçültelim. Evet, bu kafede. Okey. Gelin şuradan. Seni yere koyacağım diyorum. Direnmiyor ve yere koyduk arkadaşlar. Evet. Orada kendisi öyle gözüküyor. Bu iyi çiçek. Şimdi bizim de çöp kovamız var. Arkadaşlar. Şimdi o çöp kovası neyin içindeydi? O da hazır kullanacağız. Vakitten kazanmak için hemen tabii ki şunu bir kayıt edelim. Evet arkadaşlar, oraya çöp kovamızı alalım. Şunu bir atalım kenara. Merç diyoruz. Bakayım. Buradan çıkalım. Buna girelim. Buraya diyelim. 68'e bakalım. Küçük gözükmedi. Ol diyelim. Bakalım sahnemiz adam ne yapar. Evet, çöp kutumuz burada. Burada küçük gözüken şey buraya devasa gelebiliyor. Şundan bir işimiz yok. Herhangi bir işimiz yok. Bunun duruş açısı yamuk. Sen bunu kendi istediğine göre. Hop 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 hop. Evet, getirdik arkadaşlar. Bu büyüklükte gözüküyorsa çiçeğimizi açalım. Şuraya geldik. Bunu küçültüyoruz. 50 dedik. Duruma göre bakarız. Şu an sürenizde kontrol edelim arkadaşlar. Nerelere geldik? Atalım aşağıya, kusura bakmayın. Evet. Şöyle koyayım arkadaşlar. Bakalım büyüklüğü ne halinde. Çok büyük. Tamam, gerçi yarı sıfırlama gerek yok. Bir 150 daha alalım. Çok oldu. 80 küçültelim gibi. 90 küçültelim. Hop, yere sıfırladık. Şöyle daha şu duvara yaklaştıralım. Evet. Bir kayıt işlemi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, size bir de target direkten bu güneş ışığı taklidi nasıl yapılır? Onu da göstereyim. Son kamera ayarlarımızı geçip noktalıyoruz. Target direkt arkadaşlar. Şu köşeden şu şekilde vurmasını istiyorum dedim. Bakalım. Evet, bir anlamı oldu. Bir şey yok. Arkadaşlar, target direkt'imizi koyduk. Şimdi bunu yüksekliğini ayarlayacağız.
Ufak ince ayarlar çekeceğiz. Etkin olabilmesi için şu kadar yükseklik. Tabii ki bunu shadow'suna göre shadow yapıyoruz. Buradaki instansiyeleri bir de kullan. Bunun güneş ışığının geçmesi için bir ayar yapacağız. Şu kullandığımız box 2 veya box 3. Şu ışığı seçme targetimizi seçelim. Exclude diyoruz buradan. Box 2 ve box 3. Kontrol ediyoruz başka isimler var mı? DSF düzeltiriz. Box 2 ve box 3. Tamam. Zaten bunlar ışık hesaplaması dahil edilmeyecekler. Şöyle bir gelelim bakalım bize ne verecek. Kontrolü. Sahnedeki ışık farkını görmüşsünüzdür. Şimdi şuradaki yuvarlaklık var. Şuradaki kıvrımı var. Onlar kon değerlerini yükseltirsek toparlanacak. Da sahnemizde bu direkt de kalabilir. Şeyimizi de yerleştirdik. Şöyle klozetimizi de yapalım. Görüyorsunuz klozetimize güneş ışığımız da değiyor. Şuradan güzel de bir yerden rendelesin. Şöyle çıkalım yukarıya doğru. Arka tarafa da güneş düşmüş. Şu kısımlara da güneşimiz düşmüş. Güneş diyorum çünkü güneş taklidi yapıyor. Arkadaşlar şuradaki yuvarlaklığa giderebiliriz onu. Şov konum yerlerini yükselterek. Çiçeğimiz burada. Şimdi arkadaşlar ben sahnemde bu güneş taklidi yaptırmayacağım. Sadece görmeniz açısından yaptım. Bunu biraz daha geliştireceğiz. Hassas ayarlama vereceğiz. Bu pencereden onları göremeyeceğiz. Şu pencereden yapacağız. Hatta tap penceresinden yapalım. Buradayken arkadaşlar şu devreye pardon. Pardon. Şu devreyi arkadaşlar yükseltiyoruz. Biraz sık daha yükseltiyoruz. Şu parametresi geliyoruz. Oradan da şöyle. Şöyle yükseltiyoruz. Şu 400'ü yükseltelim. Daha sonra şunları da yükseltiyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar eşdeğer artıyor. Bu ışın içeriye daha geniş girmesini sağlıyor. Bilginiz olsun. Hemen şuradan bir test render alıp şu kısımlarda fark edeceğiz özellikle. Yuvarlaklıklar gidecek. Daha geniş bir alandan vuruyor. Görüldüğü üzere. Şu kısmını da yaptıralım. Evet arkadaşlar, klozetimizi de yaptıralım şurada. Gayet güzel vuruyor. Sahnenizde bunu kullanabilirsiniz. Ve şu kısımdaki yansımalar da Directional Parameters'teki Hotspot Beam ve Fall Off Width değerlerini yükseltince ortaya çıktı. Çünkü oradaki kon değeri büyüdü gördüğünüz silindir genişledi. Dağıttıkça ışığın çapı düşer genişledikçe şey yapar. Volume Light uygularsanız içeriye puslu bir güneş havası düşer. Tabi bu render sürenizi de doğru orantılı olarak etkiliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun etkisini gördük. Ben bu işi devre dışı bırakıyorum. Sahnedeki etkisini bakın böyle görebiliyorsunuz. Aydınlık ekran. Şuradaki gölge izlerini görebiliyorsunuz. F4'ten kapatalım.
Şöyle de gösteriyorum. Işığın düştüğü yerler. Bize burada gösteriyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Real time render gibi ama değil tabii ki. Şimdi arkadaşlar show safe frame. Yani bu render alanındaki kadrajımız. Kameranın görüş açısı. Şu an bir kamera yok sahnemizde gerçi. Perspektif penceresinin kadrajı oluyor. Hemen buradan kamera siliyoruz. Standarttan bireyi seçiyoruz. Birey pixel cam diyorum. Şöyle bir tane buraya odaklıyoruz. Yani C tuşuna basıp kameraya geliyor. Kameraya sıfır olduğu için böyle bir görüntü oluşturur. Şöyle yukarıya doğru çıkıyoruz. Hafif zoomlayalım. Şunu kapatalım yoksa kamerada 90 derece döner. Şöyle şöyle getirelim. Modifiers paneline gelelim. Şimdi bir render alalım bakalım sahnemiz nasıl çıkacak. Ona göre webcam ayarlarımızı yapacağız. Gördüğünüz gibi simsiyah çıktı. Şimdi arkadaşlar buradaki F-number değeri 8. Nasıl sırayla anlatayım. Tip Still Cam, Movie Cam, Video Cam. Biz movie ve video animasyonları için Still Cam bizim animasyon olmayan tek karelik renderlar için. Şu 36 ve focal length kameramızın mercek ayarı, zoom faktör, o da yakınlaşma ve uzaklaştırma ayarı F-number. Sahnenizin aydınlık ya da karanlık olmasını sağlıyor. Distorsiyon merceğimizi balık gözüne çeviriyor. Distorsiyon tipine kuadratik kubik olarak bakış açıları seçiyoruz. Vertical shift. Kameramızın mercek ayarları, o da değişik bakış açıları elde etmeni sağlıyor. QS vertical shift saklınızı orantılıyor. Sonrasında shutter speed. Shutter speed arkadaşlar fotoğraf makinesinin diye anlatayım ben size. Açılıp kapanma süresi içerisindeki aydınlık değeri. 200 değeri arkadaşlar standart gelir, bu 200 aşağı çekersek sahnedeki beyazlık daha fazla olur, yükseltirsek beyazlık daha aşağıda olur. Şimdi biz bunu 1'e getiriyoruz. F-number'ı 1 yaptık, F9 diyoruz. Bakalım sahnemizde ne gibi değişik. Sahnemiz biraz daha aydınlandı. Bu aydınlık benim için yeterli değil diyorsunuz arkadaşlar. Shutter speed değeriyle oynayacağız. Görüldüğü gibi sahnemiz hala karanlık. Hemen shutter speed'le uğraşan diyorsanız Photoshop'ta da yapabilirsiniz. Ama Photoshop'un ne derece sağlıklı sonuçları verir. Patlamalara sebep olur. Genel ışık ayarlarını max'te halletmeye çalışalım. Daha sağlıklı olur. Şimdi 200 yerine ben 50'ye düşürüyorum. Sahnedeki beyazlık parlaklık oranı daha fazla sunuyorum. Bu da sahnenize oto olarak yansıdı. Bunu daha aşağıda çekerseniz patlamalara sebep olur. Işık patlamaları yapar. Özellikle beyaz yüzeylerde. Kendini çok belli eder. Şimdi bu bizim sahnemiz için yeterli mi? 50 değeri. Ona bir karar vereceğiz. Elde değerini bir 60 yapalım. Birazcık azaltalım. Azaltalım bakalım ne olacak. Sahne biraz daha karardı. %10 değerinde bir kararma yaptık. Belki bizim sahneniz için ideal olacak. %5 daha eklemekte fayda var. Yani 65 yapıyorum. F9 diyorum. Sahne %5 oranında biraz daha kararlı. Dikkat ederseniz şuralara dikkat edin çünkü bu olay en çok yansıtan olay yüzeyler, o patlama olursa o kısımlarda oluyor. Evet. Bu istediğimiz ayardır. Save diyorum. Arkadaşlar. Şimdi sahnemizde klozetimizin yansıtacağı bazı objeler daha olmalı diyorum ben. Şu şeyimizi gruplamıştık. Çift tuşuna basıyorum. Bir adet daha. Okey diyelim.
kopyamızı oluştursun. Bakın gözükmeyecek ya da gözükebilir. Şöyle koyalım. Hemen gelelim. Gel kameramızla. Hemen. Alalım. Buradan şu kısımlarda. Bu bakış açısından kendisini belli etmiyor. Ama istediğim ışık ayarını yakaladım. Ben burada düz bir zemin kullandım arkadaşlar. Burada siz pütürlü bir zemin de kullanabilirsiniz. Yani bir duvar tekstüründen bant kanadını atayarak elde edebilirsiniz. Benim tercihim öyleydi. Şu kısımlara havluluk yapacağımızı söylemiştik. Evet. Tekrar bir kayıt yapalım. Bu kamera ayarlarını da anlattık arkadaşlar. %99 olarak sahnemizin tasarımı bitti. Işık ayarları bitti, kapanmalar bitti. Aksesuarlarımızı yerleştirdik. Şuraya da aksesuarlar koyabiliriz. Sonrasında final renderimizi alarak sahnemizi noktalandırırız. Arkadaşlar bu gösterdiklerim temel ayarlardı. Canlılık olarak seramik kaplamasında çok katlama gösterdim. Işık ayarlarını anlattım. Tahlil süsledik, modelleme yaptık. Krom kaplama öğrendik, ve kamera ayarlarını öğrendik. Render menüsündeki temel ayarları yaptık. Bu değerleri yükselterek kaliteli sonucu elde edebilirsiniz. Bir banyo tasarladık arkadaşlar. Umarım hepiniz için faydalı olur. Bundan sonraki dersimize mutfak modellemesine devam edeceğiz. Bu banyo bir ekstra oldu. Arkadaşlar faydası olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki dersimiz mutfak modelleme dersi olacak. O derste görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.